mesnevi habbe dokuz kalbin ihtiyacat saykasıyla alemin envaıyla eczasıyla pek çok alakaları vardır. Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Kalbin kalbin ihtiyacı denilince sadece şu gördüğümüz maddi varlıkları güneşi, havayı, suyu, gıda maddelerini anlamamız eksik olur. Onlar manevi kalbin değil, maddi kalbin ve bedenin ihtiyaçlarıdır. Beden ruhun hanesi olduğu için bunlar kalbin de ihtiyacı sayılabilirse de kalbin asıl ihtiyaçları bu alemde tecelli eden manalar ve hakikatlerdir. Görme sıfatının ihtiyacı görülen eşyadır. Eşya olmasa bu sıfat tabiri caizse aç kalacaktır. Aynı şekilde kalpteki birçok hakikat çekirdekleri ancak bu alemdeki karşılıklarını bulduklarında yeşerir, meyve verir. Aksi toprağını bulamaz, neticesiz kalır. Kalp, basir, gören görücü ismine aynı olabilmek için, halik, yaratan, musavvir, suret veren, müzeyin, süsleyen, <laughs> tezin eden gibi çok ismin nurlarına ihtiyaç göstermektedir. Onlar eşyada tecelli edecektir ki ruh da eşyayı görebilsin. Kalpte kerem sıfatı ikram etme duygusu vardır. Bu alemde ilahi bir insan olarak insanlara diğer canlılara takdim edilen nimetleri seyreden bir insanın kalbinde ikram manası hayat bulur ve onun için bir marifet penceresi olur. Demek oluyor ki kalp kerim isminin nuruna da muhtaçtır. Kalpte öfkelenme, gazap etme duygusu da vardır. Bu alemdeki afetler, musibetler, belalar kalpteki bu duyguya bir pencere olur. İlahi kahrı azabı bu sahnelerde seyreder. O halde kalbin kahhar cebbar gibi isimlerin de nurlarına ihtiyacı vardır. Kalpte bütün ilahi isimlerin tecellileri mevcuttur. Bu insanın ahseni takvim üzere yaratıldığının en büyük bir göstergesidir. Her varlık kendinde tecelli eden isimlere göre bir şeref kazanır. Taş bitkiden, bitki hayvandan daha aşağı bir mertebededir. Zira bu ikinciler daha çok isme, daha ileri seviyede masardırlar. İnsan kalbinde bütün isimler tecelli ediyor. Mesela Kainatta tecelli eden isimlerden birisi Halik ismi, ruh da mahluk olması cihetiyle bu isme mazhardır. Bir başka isim Rab ismi, ruh da ruh olarak terbiye görmesi yönüyle bu isme mazhar olmuştur. Bir başkası Kadir ismi, ruh da kudret sıfatı bulunmasıyla bu isim de tecelli etmiş oluyor. Her varlık ilahi ilimde planlanması, programlanması yönüyle mukaddir ismine ayna oluyor. Ruh da plandan anlaması, işlerini programlamasıyla bu isimden de bir tecelli nasibi almıştır. Misalleri çoğaltabiliriz. Sonunda görürüz ki insan ruhu ve kalbi bütün isimlere ya doğrudan ya dolayısıyla mazhardır ve o isimlerin tecellilerinden nasip alıyor.